Anvers Belediye Başkanı Bart de Wever, 2027'den beri buraya kadar süre gelen dini sembol yaşadığını kaldırmak amacıyla başörtüsünü de kapsayan bir üniforma önerisi sündü. Öneri sosyalist ve yeşil partiler tarafından desteklenirken Vlaams Belang Partisi tarafından eleştirildi. Anvers Belediye Başkanı Bart de Wever, belediyede çalışan memurların başörtüsü yasağını kaldırmak amacıyla başörtüsünü de kapsayan bir üniforma önerisinde bulundu. 2007'den beri uygulanan dini sembol yasağını sonlandırmayı hedefleyen de Weber'in önerisi, Sosyalist ve Yeşil Partiler tarafından desteklenirken, aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi tarafından sert bir şekilde eleştirildi. De Weber, düzenlenen parti liderleri tartışmasında, kamu hizmetlerinde mutlak tarafsızlığı savunduğunu belirtti. Özellikle sağlık sektöründe üniforma kullanımını destekleyen de Weber, bu, birçok sorunu pragmatik bir şekilde çözebilir, ifadesini kullandı. Boruit Başkanı Katlen Van Brempt, de Weber'in uzlaşma arayışını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Van Brempt, meslek kıyafeti önerisi kesinlikle üzerinde çalışılabilecek bir şey. Sağlık sektörü ve şehir çalışanları için bu öneriyi destekliyorum, dedi. Anvers Groen Başkanı Bogdan Van den Berçe ise öneriyi önemli bir sinyal olarak nitelendirerek, ayrımcılığı önlemek için mesleki testlerin genişletilmesi ve gençlik yatırımlarının artırılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Vlaams Belang Partisi öneriye sert bir tepki gösterdi. Anvers Vlaams Belang Liste Başkanı Philip de Winter, bu başörtülü meslek kıyafeti önerisi, başörtüsüne örtülü bir şekilde izin vermektir. Bu, Anvers'in daha fazla İslamlaşmasının önünü açar, dedi. Sendikalar ise de Weber'in önerisi konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Sosyalist Sendika Akot'tan kendize gers, bu konuda bir talebimiz yok, ancak böyle bir karar alınırsa değerlendiririz, derken, Hristiyan Sendika Aciv'den katlen de Winter, meslek kıyafeti uygulamasının bazı çalışanlar için hassas bir konu olabileceğini ifade etti. De Winter, böyle bir öneri gelirse, personel arasında değerlendirme yapacağız, dedi. Anvers'te memurların dini semboller ve başörtüsü takmasının yasak olduğu uygulamanın sona ermesi için tartışmalar devam ediyor. 13 Ekim'deki seçimlerin ardından Boruit ve Groen partileri, bu konuda uzlaşmacı bir çözüm arayışında olacak.